Efendim günaydınlar. Siz bu videoyu akşam izliyorsunuz ama sabah saat 5. Ben sabah çok erken kalkan birisiyim. Zaten bu adam bu kadar nasıl video hazırlıyor diye merak ettiniz. Onun için de bu videoyu özellikle çekmek istedim. Çünkü günü aktif olarak verimli nasıl kullandığımı sizlere aktarmak istedim. Efendim ben Heybeliada Deniz Sesi'nde okudum. Askeri okuldu. Sabah 6.30'da kalkılır, akşam 10.30'da yatılırdı. O 8 saatlik uyku bize hiç yetmezdi. Ama zaman içerisinde yaş ilerleyince biliyorsunuz uyku saati azalıyor. Bir de tıp fakültesi vesaire derken hakikaten uykudan bir hayli uzak kaldık ve bu bende bir alışkanlık haline dönüştü. Hatta ve hatta biz yatılı okuldayken bazen sınav zamanları, ne yapardık sınav zamanlarında? Ranzamızın ucuna havlu bağlardık. Beyaz havlu bağlarsak saat 5'te kaldırırlardı bizi. Mavi havlu bağlarsak saat 4'te kaldırırlardı. Dolayısıyla o erken kalkma alışkanlığı yerleşti. Ama ben bu erken kalkma alışkanlığını zaman içerisinde kazandım. Biraz zor oldu ama her zaman için sabah erken kalkarım. Hatta alarmı önceden kapatırım. Geç yatsam bile gene sabah erken kalkıyorum. Bunun haricinde genelde 11 civarında yatıp 5'te kalkmayı tercih ediyorum. Böylelikle güne 2 saat kadar önceden başlıyorum. Bu çok verimli bir alışkanlık, öneririm. Ama gece çalışanlara da, gece baykuşlarına da saygım var. Onlar da kendi yaratıcılıklarını o dönemlerde sağlıyorlar. O yüzden bunlara saygı duymak gerekiyor. Bir kere sabah kalkınca yapılan rutinlerin büyük önemi var. Ben sabah kalkınca ilk önce bir bardak su içerim ve ondan sonra yatağımı yaparım. Yatağı yapmak da çok iyidir. Çünkü yatağı yaparsanız güne zaferle başlamış, ilk görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Bu çok önemlidir. Sonra yatağınızı yapmazsanız yatağınız tamamıyla hep dağınık kalır. Hatta günlerce bile kalabilir. Tabii ki tercihen yatağınızı yapan birisinin olması çok daha iyi bir şey. Ama en azından yatağınızın kendinize ait olan kısmını düzeltmeniz son derece yararlıdır. İkinci önemli olan şey şükretmek. İster Allah'a şükredin, ister dünyaya şükredin, ister evrene, ister kendinize, ister yeni doğan güne şükreterek başlamak da gün için son derece olumlu ve avantajlı bir hadise. Bütün bunların toplamında Robin Sharma denen bir adamla tanıştık sonradan. Bu da Sabah 5'te Kalkanlar Kulübü diye bir kulübü varmış. Halbuki biz bu kulübe daha önceden üyeymişiz. Ben bütün bunları yaptıktan sonra sabah hemen cep telefonuna atlamayacağım diye karar almışımdır ve atlamam. Siz de lütfen atlamayınız. Çünkü acayip bir gayya kuyusu. Onun içine girdiniz mi Twitter'ı, Instagram'ı, YouTube'u derken kaybolup gidiyorsunuz. Sabah ben ilk önce kendime takip ettiğim kanallardaki haber akışlarına bakıyorum. Ama tabii yani normal Türkiye haberleri de değil, sağlık haberlerine bakıyorum, dergilere bakıyorum. O dergilerden ilginç, dikkatimi çeken bir konu varsa ya da not aldığım kafamda olan bir şey varsa onunla ilgili kısa bir not hazırlıyorum ve arkasından programlarla bu videoları çekiyorum. O yüzden bazen bu videolar kendi bilgisayarımda kalıyor. Bazen ise YouTube'a yüklenmiş olarak kalıyor. Arada tabii yoğun dönemlerde video yayınlamadığım zamanlar oluyor. Aslında bu dönemde videolar var fakat ben onların üzerinden geçmediğim için yayınlamamayı tercih ediyorum. Sonra birikiyor. Birikince de böyle sık video yayınlamak durumunda kalıyoruz. Böylelikle iki konuya da açıklık getirmek istedim. Arkasından da bir yarım saat 40 dakika kadar bir bisiklete binerim. Trainer'ın üzerinde terlerim. Duş yaparım. Ondan sonra da vücut ısımın normale dönebilmesi için de bir 10-15 dakika kadar beklerim. Bu arada da nefes egzersizi yaparım. Bu nefes egzersizi de çok faydalıdır. Vagus adlı bir videom var. Orada da bunu aktarmıştım. Bu da güne enerjik ve biraz dopingli başlamanızı sağlar. Arkasından 15-20 dakikada da ajandama bakarım. Hala bir yazı yazdım, ajandam vardı. Romantik bir adamım çünkü ben yazıyı severim. O yazıyla da o gün yapılacak işler nedir, ne değildir genel bir programı gözden geçiririm. Bir de küçük bir detay daha var. Paldır küldür sabah uykusuz, ağzınıza bir şey atmadan, işte kahve içmeden sokağa fırlamak kötü bir şey. O yüzden tercihen yine bu yatılı okul alışkanlığı kıyafetlerinizi akşamdan hazırlamak çok uygundur. Aslında sabah rutini akşamdan başlar. Eğer kıyafetlerinizi birkaç seçenekle hava durumuna göre hazırlarsanız da böylelikle yine vaktinizi çok uygun bir şekilde kullanırsınız. İşte 5 ile 7 arasında bu hikayeyle beraber büyük şehir trafiğine kalmadan da 7, 7.30 en geç evden mutlaka çıkmak gerekir. İşte ben de size efendim bu sabahta erken kalktığım zaman diliminde bunu açıklamak için bu videoyu hemen 5 dakikada hazırladım.
Abone sayımız 150 bine doğru gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan sadık abonelerim de buradan selamlıyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.